Bu arada Avrupa Birliği tarafında alınacak kararlar orada oradan gelecek haberler pariteyi tabii ki etki etkili olacaktır. Parite tarafı burada yine bizim takip edeceğimiz önemli bir değişken olacak çünkü Avrupa tarafında da Brexit söz konusu, Brexit'ten işte çıkan bir bir, bir, bir Avrupa Birliği'nden çıkan bir İngiltere söz konusu ve yine e, Almanya'daki yavaşlama, yavaşlama dediğim büyüme hızındaki bu güçsüzlük söz konusu olduğu için Avrupa tarafı yine e, bizim yakından takip edeceğimiz bir e, yani bu dolar euro dengesinde e, de önemli bir değişken olacak. Peki euro dolara karşı şimdi güçleniyor. Euro dolar paritesini de bir ekrana getirelim. Bu arada Avrupa Birliği'nden gelen çağrı da var. 21. yılında para birimi Evet. Ee, ve euro'yu korumaya çalışıyor birlik. ve <laughs> ee, gelen açıklama var şimdi. Mesela Von der Leyen'den gelen açıklama var. Euro banknotlardan daha fazlası diyor. Ee, ve şimdi komisyon da euro'yu güçlendirmek için daha fazla çaba sarf ediyor. Çalışmalar da başlatmış durumda. Ve bir yandan da Brexit var. 31 Ocak tarihi telaffuz edilmişti. Eee küresel açıdan çok önemli ve buradaki Avrupa bizim en önemli ticari partnerlerimizden. Hemen herhalde akabinde değil mi? Hem e, kullanılacak, para birimi önemli olacak, yeni anlaşmalar söz konusu olacak. İngiltere'nin diğer ülkelerle yapacağı tek taraflı anlaşmalar Kesinlikle. olacak. E, yapılan açıklama çok önemli. Euro Cebinizdeki e, Euro'dan farklı bir, 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 bir çok şey ifade ediyor şekilde. Yapılan açıklamalar var hakikaten Euro tarafında. Orada da benim gördüğüm bir çırpınış söz konusu ve e, Euro'yu güçlü tutma e, niyeti e, hakim. Çünkü sonuçta ortak bir para birimi, bütün ticaret hacmi bu, bu para birimiyle yapılıyor ve bu para biriminin yıllardır dolara karşı olan gücünü de işte korumaya çalışıldığı bir durum söz konusu ve diğer ülke para birimlerine karşı. Tabii Brexit ile birlikte yeni ortaya çıkacak yeni ticaret anlaşmaları burada yine önemli olacak. Amerika'nın Avrupa tarafında tutumu onlara gümrük, gümrük vergileri ve gümrük anlaşmaları konusunda her an getirebileceği bir takım böyle tehditler ve yeni uygulamalar söz konusu. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla Euro bölgesi hiç olmadığı kadar stresli bir dönemden geçiyor. Hem bir exit tarafı hem de Amerika tarafından gelen gümrük uygulamalarına yönelik baskı ve vergi vergilere yönelik tehditler onların biraz daha kendi içinde güçlenmelerine neden olacak gibi duruyor. Ya yani bu gibi tedbirler almak durumunda kalacaklar. Sonuçta yatırıma ihtiyaçları var ve bu yatırımların gelmesi için de benim gördüğüm kadarıyla onlar da ellerinden geleni yapıyor yapacaklar. Peki bu süreçte e, euro dolar paritesi 1.20'lere doğru yol alır mı? Yani yükselişin devamı bekleniyor mu burada? İznah etmiyorum. Ee, öyle öyle söyleyeyim. Yani 1.20 benim için şu anda çok e, kritik. Tabii 1.13 orada kritik. 1.13'ün kırılması lazım ki oraya doğru olan hareketi görelim. 1.13 1.15 e, ama şu aşamada e, dolardaki güç biraz daha öne çıkacak. Yani 2021 seçim yılı Amerika tarafında e, doların de, değer Güçlü konumunu e, sürdürme olasılığı yüksek diye düşünüyorum e, Şafak. 2019'da aslında biraz dayandı, test etti ama evet. 1.13'ün üzerine çıkamadı. Orada evet, zaten 1.12 tarafında da çok bir kalıcılık tabii, sağlanamadı. Tabii tabii bunlar yeni hareketler. Yani işte Euro bölgesindeki e, böyle bir güçlenme mesajları geldikçe e, biraz yukarı yönlü hareketleri gördük ama e, genel resme baktığımızda e, sanki 2020'de yine doların güçlü kalmaya niyet ettiği bir dönem olacak gibi duruyor. Burada aşağıda da 1.07, 1.09 e, bant aralığı evet. önemli. Bunu, Peki aşağı gerekir. sarkmalarda yani diyelim ki 1.12'de kalıcılık sağlanamadı. Yine parite 1.10, 1.11 seviyelerine geldi ve bu güncemde aşağı yönlü gitmesi mümkün. Yani daha doğrusu güçlü bir destek alıyor mu orada? Valla olabilir tabii. Şimdi 15 mesela 15 Ocak'ta Trump Çinli olan imza anlaşmayı imzalayacağım dedi yerde yine bir dolardaki yani bu paritedeki hareketi aşağı yönlü olduğunu görebiliriz Dolayısıyla bu 15 Ocak öncesi bir yukarı yönlü bir hareket gibi geldi ön bir hazırlık gibi geldi Belki buralardaki her realizasyonları ve parite tarafında hareket eden yatırımcıları kararları eğilimleri söz konusu olacaktır ama benim tahminim 15 Ocak öncesinde parite tekrar dolar lehine hareket etme olasılığı yüksek gibi duruyor.